Evet, konumuzla devam edelim. Avrupa bölgesinde yaşanan özellikle enerji krizi Türk perakende sektörüne nasıl yansıyor? Bunları konuşacağız, detaylandıracağız. Violent ve Venezia Alışveriş Merkezleri Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü bizimle. Oğuz Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Erkan, hoş bulduk. Şimdi tabii kış nasıl geçecek? Aslında biraz bu çerçevede konuşalım isterim. Hem iç dinamiklere baktığımızda hem küresel anlamda baktığımızda çok farklı dinamikler söz konusu. Önce bir sektörün genel durumunu değerlendirerek başlayalım. Şu an mevcut durumda nasıl hareket ediyor? Ardından tabii olası senaryoları ve küresel durumun da nasıl yansıyacağını konuşuruz. Sektör 2020 başlarından itibaren pandemi süreci bittikten sonra aslında gerçek anlamda nefes almaya başladı diyebiliriz. Yaz dönemi oldukça iyi geçti. Turist etkisiyle ve döviz etkisiyle diyeyim. Ülkemiz gerçekten ucuz bir pazar haline geldi. Çok da güçlü perakende markalarımız var, tekstil markalarımız var, hatta dünya çapında markalarımız var. Bunların da avantajıyla özellikle Orta Doğu Arap ülkeleri ve Balkan ülkeleri için çok cazip bir pazar durumuna geldik. Yoğun bir alışveriş olan bir yaz dönemi geçirdik. Bir yine bayram süreci geçti. Bayram hareketliliği oldu. Bu tabii bu hareketlilik euroları da yansıyor otomatikman. Ondan sonra da 3 sene sonra yaklaşık ilk defa okullar net olarak açılıyor. Okul öncesi alışveriş dönemi çok önemlidir sektörde. Onun çok hareketliliği oldu geçtiğimiz haftalarda. Halen devam ediyor. Kış dönemine yaklaşıyoruz. Tabii sezon değişiklikleri oluyor. Ürünler değişiyor. Ama kış dönemi de bu toparlanmanın ardından iyi geçecek diye düşünülüyor. Biz öyle öngörüyoruz en azından. Sektör genel gidişatı iyi diyebiliriz bu anlamda. Evet, zaten yaz aylarının biraz daha eskiye oranla uzun sürmesi buradaki turist akışının da biraz daha uzun süre devam edeceğini, dolayısıyla yabancıların özellikle alışverişlerinin de herhalde sektöre biraz daha destek olabileceğini gösteriyor, değil mi? Sizin var mı böyle bir bas senaryonuz? Kesinlikle turist hareketliliği devam ediyor, edecek. Sadece okul çağında çocuğu olan daha genç kesim belki biraz daha az gelecek bu süreçte. Ama birçok biraz önce bahsettiğim ülkelerden birçoğunda okullar açılmış durumda. Buna rağmen şu geçtiğimiz son 2 haftada halen turist hareketliliğin devam ettiğini görüyoruz. Dediğim gibi ülkemiz cazip bir ülke. Hem turizm anlamında, alışveriş anlamında da aslında bunun da bir turizm segmenti olarak artık düşünülmesi gerekiyor. Gerçekten güçlü bir ülkeyiz. Alışveriş merkezleri de bizim hem kendi toplumumuz için hem de hitap ettiğimiz Kuveyt, Katar, Irak, Suudi Arabistan, Kuzey Afrika'da Fas, Cezayir, Balkanlar'da Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, aynı zamanda İsrail ve İran gerçekten çok yoğun olarak ülkemize geliyor bu turistler. Ve Evet. alışverişe bizim gibi Türkler gibi onlar da alışverişe meraklı insanlar. Dolayısıyla bu olumlu olarak sektörü çok olumlu olarak yansıyor tabii. Geri dönüşleri bu şekilde alıyoruz. Evet, sektörün döviz ihtiyacını karşılamak adına bahsettiğiniz gibi tabii önemli yabancı müşteriler. İsterseniz biraz da yurt içini konuşalım. Peki yurt içinde alışveriş iştahı ne yönde? Enflasyon seviyelerine bakarsak eğer zaten bize belli şeyler söylüyor. Hayat pahalılığı olan bir dönemde yaşıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi okulların açılması gibi bir süreç vardı. Burada ne kadar hareketlendi? Şu an yerlinin alışveriş iştahını nasıl görüyorsunuz? Ya elbette söylediğiniz gibi dövizdeki mevcut seviyeler dolayısıyla yabancı ile kıyaslanabilecek ölçüde değildir ama belki diğer senelerle kıyaslayabiliriz. Tabii yerlinin alışveriş iştahı birazcık azaldı diyebiliriz. Malum enflasyonist ortamda fiyatlar yükseldi. Bazı ihtiyaçlarını insanlar öteler durumdalar veya almıyorlar. Tabii okul dönemi, bayram dönemi gibi yılbaşı dönemi de gelecek. Böyle dönemlerde her şeye rağmen insanlar yine alışveriş yapıyorlar. Özellikle okul konusunda, tabii çocuklar konusunda kimse taviz veremediği için ciddi alışverişler oluyor.
kırtasiye alışverişleri, giyim, çocuk giyim alışverişleri. Bunların hareketliliği devam ediyor. Ayak trafiği, ayak sayısı olarak da baktığımızda alışveriş merkezleri 2019 pandemi öncesi son yıl olarak dikkate alırsak günlük ortalama tüm Türkiye genelinde AYD'nin verilerine göre 6,5 milyon ziyaretçi alışveriş merkezlerini ziyaret ediyordu. İçinde bulunduğumuz günlerde bu sayılara ulaştık. Hatta geçtik diyebilirim. Tabii enflasyon etkisiyle fiyatlarda çok inanılmaz değişiklikler oldu. Dengeler, üretim ve satış fiyat dengeleri bozuldu. Her şeye rağmen enflasyonu da arındırdığınızda geçmiş yıllara göre çok ciddi oranlarda cirolarda artışlar görüyoruz. Ciroların da kişi sayısına bölümüyle elde ettiğimiz alışveriş sepet ortalamaları da çok yükseliyor. Turist etkisi aslında belki %10'lar 20'ler oranında daha da arttı diyebiliriz önceki dönemlere göre. Evet. Pandemi öncesi dönemlere göre. Şimdi küresel gelişmeler aslında burayı nasıl etkiliyor? Ben işin biraz bu kısmını da konuşmak istiyorum ama yine unutmadan sormak istediğim bir soru. Özellikle sanıyorum 8-9 ay öncesinde biz AVM kiralarını çok konuşuyorduk. Yani burada çok fazla karşılanamaz oranda kiralar olduğundan özellikle pandemiden sonraki süreçte kiraların çok anomali içinde olduğundan bahsediyorduk. Sanıyorum siz de konunun gerçekten doğrudan muhataplarından birisiniz. O yüzden sizin de buradaki görüşünüzü alayım. Şu anda bir normalizasyon söz konusu oldu mu? Biraz daha burada uzlaşmacı süreçlere geçildi mi AVM'deki dükkan kiralarına ilişkin? Aslında tabii ben kiraların daha az alındığını düşünen taraftanım. Alışveriş merkezlerini temsil ediyorum. Şöyle 2020 yılındaki bir 2018 yılındaki bir düzenlemeyle kiralar biliyorsunuz dövizden TL'ye geçti. Dövizle yapılan kiralamalar öyle bir teamül vardı yıllarca. Euro Evet. bazında yapılırdı kiralamalar. Kur artışı ile birlikte kendi seviyelerini korurdu. O yasa değişikliğiyle birlikte Türk lirasına geçiş oldu ve o tarihten itibaren kur artışlarıyla TÜFE, ÜFE açıklanan enflasyon oranları arasında bir fark oluşmaya başladı. Ve bu zaman içerisinde 2020'den itibaren ÜFE baz alınmaya başladı. Zaman içerisinde bu makas alışveriş merkezleri tarafın aleyhine işler duruma geldi aslında. Ama son sizin bahsettiğiniz tarihlerdeki tartışmalar biraz pandeminin etkilerinden tam kurtulunamadığı bir dönemde Evet. alışveriş merkezleri her alışveriş merkezi kendi dinamikleri çerçevesinde markalara, mağazalara çok destek oldular. Ciro kiralar uygulanan dönemler oldu, kira indirimleri yapılan dönemler oldu. Fakat normal kondisyonuna ulaştığını düşünüyoruz artık sektörün. Tabii enflasyon oranında fiziki ve kayda enflasyon farkı da var. Tabii takdir edersiniz. Fiyatlar satış fiyatlarına direkt olarak yansıtılamadığı için perakendeciler tarafında da böyle bir sıkıntı oluyor. Başta programın başında bahsettiğiniz üzere küresel bir aslında enerji krizi de Evet. kapıda görünüyor. Ülkemizi ne kadar etkileyecek, biz ne kadar etkileneceğiz tam olarak bilememekle birlikte halihazırda elektrik fiyatlarının çok yükseldiğini söyleyebiliriz. Tabii bu sektörü biraz olumsuz etkiliyor. Bütün girdilerin artması, personel maaşları, özellikle elektrik kiraların da her ne kadar biz de AVM tarafı da perakendeciler tarafı da çok mutlu olmasa da kiralardan ama kiraların da artışı sonuçta sektörde bir dengelerin bozulmasına sebep oldu. Evet. Ama güzel bir başta bahsettiğim üzere güzel bir yaz dönemiyle birlikte bir nefes alındı ve taşlar aslında yerine oturmaya başladı. Üretim süreçlerinde birçok sıkıntılar yaşandı. Özellikle uzak doğu menşeli. Tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandı. Mal bulamadılar, ürün bulamadılar markalar bir dönem dönem. Öngörüde bulunamadılar çünkü üretim, satış tahminleri tutmadı. Kapanmalar olduğu dönemlerde. Evet. Bundan sonrası için ben aslında sektör için çok umutluyum. Hani bu trendin devam edeceğini düşünüyorum, yükseliş trendinin. Cirolar arttıkça da hem yatırımcılar mutlu oluyor, hem kiracılar mutlu oluyor.
iyi görüyorum önümüzdeki özellikle yılın son çeyreğini daha iyi geçecek diye düşünüyorum. Evet, umuyoruz tabii. Şimdi biraz da enerji krizini konuşalım. Çünkü tam olarak etkilerini kestirememekle birlikte diye dedik. Evet, etkilerini kestiremiyoruz. Çünkü zaten şu an Avrupa ülkeleri de etkilerini kestiremiyor. Dolayısıyla hani konunun doğrudan muhatabı bile tam olarak ne yapacağını ya da tam olarak nasıl bir senaryoyla karşı karşıya kalacağını bilemeden biz peki buradan bize ne gibi avantajlar, ne gibi dezavantajlar doğabilir süreçlerini elbette şu an daha çok prematüre şekilde yorumlayabiliriz belki. Ama sizin görüşünüzü sormak isterim. Şimdi burada eğer sanayi cephesinde enerji kesintilerine bağlı olarak aksamalar olursa, bunun perakende sektörüne yansımaları, buna bağlı olarak burada potansiyel Türkiye'ye çıkabilecek avantajlı senaryolar ne olabilir? Veya biz oraya aynı zamanda ihracat da yapan bir ülke olduğumuz için burada aksama ile birlikte insanların alım iştahının düşmesi nasıl bir dezavantaj yaratabilir? İki çerçeveden de konuşalım isterseniz. Evet, kısa vadede aslında turizme etkisi olacak gibi görünüyor. Çünkü hani şehir efsanesi mi gerçekten konuşuluyor mu konuşulduğunu biliyoruz ama ben de bir turizmci olarak Avrupa'da vatandaşlarına kışı Türkiye'de geçirin diye özellikle belli bir yaş üstündeki insanlara kışı Türkiye'de geçirin dendiği söyleniyor. Tabii böyle bir şey gerçekleşirse Ege'de ve Akdeniz'de kış döneminde kapatan sezonluk çok fazla tesis var. Yani bunlar için çok avantajlı olur ve otomatikman bu perakende alışveriş sektörüne de yansır. Kısa vadede böyle bir etkisi olacağını düşünüyorum. Eğer bu iş uzarsa uzun vadede sizin de söylediğiniz gibi belki üretimin Türkiye'ye kayması gibi durumlar bile oluşabilir. O da bizim sektörümüz için çok olumlu olur. Ama şu an üretim sektörü de tekstil tarafında da biraz zorlanıyor gibi görünüyor. Özellikle elektrik fiyatlarından kaynaklı. Ama hani pazar bulduğunuz zaman, ürünlerinizi satabildiğiniz zaman önemli olan budur süreklilik. Bunu sağlayabildiğiniz zaman süreklilik oluyor zaten. Bu anlamda küresel kriz şu anki gidişata göre, şu anki konjonktürde ülkemizi Avrupa ülkelerini etkileyeceği kadar etkilemeyecek gibi görünüyor ve öyle umuyoruz. Bu senaryo üzerinden gidersek bizim için çok olumlu etkileri olacak gibi görünüyor. Şimdi Ukrayna-Rusya Savaşı da ilk başladığı dönemlerde tabii biz çok konuşmuştuk. Hatta sizi de konuk etmiştik. Yani nasıl olacak bu Ukrayna-Rusya Savaşı'nın insani etkilerini üzülerek elbette takip ediyoruz, siyasi etkilerini takip ediyoruz ama elbette orada üretimin kayması, tüketimin kayması gibi durumlar da olacak ve burada biz nereye nasıl konumlanacağız diye konuşmuştuk. O zaman yine çok erken bir dönemdi bunları kestirebilmek adına. Şu an sanıyorum biraz daha ayakları yere basar değerlendirmeler yapabiliriz tabii süreç de ilerlediği için. Ne dersiniz şu an Ukrayna-Rusya Savaşı'nın nasıl etkisi oluyor Türk perakende sektörü üzerinde? Evet, sizinle de o zaman aslında bir öngörü gibi konuşmuştuk ama gerçekleşmeye başladı. Örnekleri var. Rusya çok büyük bir pazar, büyük bir nüfus, çok da büyük bir coğrafya ve Türk şirketleri için cazip bir pazar. Özellikle inşaat şirketleri, tekstil şirketleri gibi. Turizm olarak da bizim ülkemiz Rusya için çok cazip durumda. Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı tabii bir takım ambargolara maruz kaldı Rusya. Batılı markalar oradan çekilmeye başladılar. Mağazalarını kapatmaya başladılar. Bu süreçte devam ediyor. Onların yerine bizim çok güçlü markalarımız var. Onlar almaya başladı aslında. Bu büyük pazara yayılıyor olmak bizim için çok önemli. Türkiye de büyük bir pazar. Aslında Türkiye herkese yeter gibi bir nüfusumuz var ama tüketim toplumuyuz biraz da. Fakat hep hedef yurt dışına açılmak olmalı. Bir Avrupalı ülkede, bir Hollanda'da, Belçika'da nüfus küçük, ülke küçük. Onların vizyonu, üreticilerin vizyonu hep dışarıya yönelik oluyor. Çünkü dışarıda çok çok kat kat daha büyük bir pazar var. Bizde de o biraz oluşmaya başladı. Dünya platformuna bizim markalarımızın çıkmasıyla birlikte bu Rusya pazarı önce olacak diye düşünüyorum. Halihazırda var birçok markamız ama Evet. Bir de daha dengelidir aslında gerçekten orada çok büyük bir coğrafya. baktığımızda. Yani iç pazara yönelik
üretim ve satışla dış pazara yönelik üretim ve satış oralarda belki bize göre bir nebze daha dengeli de gidiyor. Buyurun. Evet, öyle de diyebiliriz. Tabii pazarda açık olması da önemli bir kriter. Çünkü Avrupalı markaların yerini doldurabilecek olan Türk markaları var. Ve çok yakın sosyoekonomik bağlantılarımız var, komşuyuz, ticari ilişkiler var. Dolayısıyla bu açığı da biz değerlendirmeye başladık güçlü bir Evet. şekilde. Bu devam ettiği sürece ülkemizden de dünya çapında daha da büyük, halihazırda olanlardan daha da büyük markalar çok yakın zamanda duyacağız. Birçok Avrupa ülkesine de yayılacak. Bu da bizi sevindiriyor tabii Evet. sektör profesyoneli olarak. Evet. Vialent ve Venezia Alışveriş Merkezleri Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü. Çok teşekkür ediyorum efendim kıymetli yorumlarınız için. Şimdi kısa bir reklama gidiyoruz. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.